Herkese merhaba. Şu an İzmir'deyim. Yükseliş'e geldim. Görüyorsunuz zaten. Bir bakım yapılacak. 24.000'e geldi malum motor. Ama yağımızı balımızı aldık. Hepsi burada şimdi bagajda. Ama yağ baldan önce bir şey yapacağım. Şu engine flash muhabbeti. Önceki bütün yağın kalıntısını, ıvırını, zıvırını hepsini, bütün yağ yollarını temizleyeceğim. Şimdi onu bir uygulayayım. Ondan sonra içeri gireceğiz ve motorun rutin 24.000 bakımını gerçekleştireceğiz. Ben de buradan yola devam edeceğim. Şimdi bu nasıl yapılıyor? Size ben bunu bir anlatayım. Bunu yağ değiştirmeden önce koyuyorsunuz. Yağ değişimden önce. Şunu önce ben bir açayım. Gelsin. Ondan sonra bunu bir açıyorsun abi. Bu böyle katkıyı görüyor mu? Böyle döküyorsun abi. Şöyle yapalım. Hah, gözüksün. Hoppa. Abi şu kenara da aktı. Onu temizleyeceğim. Bunu böyle içine yağ tapasından döküyorsun. Benim şimdi bunun az bir şey temizlemem lazım tabii. Döktük. Bütün kutuyu döküyorsun. Tapayı ben bir kapatayım. Şöyle. Tapayı kapattım. Şunu bir temizlemem lazım. Onu ben bir temizleyeyim hemen. Bunu da kapattığımızda emin olalım. Güzelce şuraları temizledik. Şimdi ikinci işlem. Saat 1.16. 15 dakika çalıştırıyorsun. 15 dakika boyunca rölantide çalışması lazım. Senin hiçbir şekilde gaz vermiyor olman lazım. Şimdi yağ içeride dönüyor, dolaşıyor. Kanallarda oluşan bütün tortu, ıvır zıvır herhangi şeyler hepsi şu anda temizlenecek. Ondan sonra yağı sen aşağıya aldığında, yağ değişimini aşağıya aldığında bütün kanallar, bütün yollar hepsi temizlenmiş olacak. Şimdi ben bunun CEO'suna sordum. Yani dedim bu iş nasıl çalışıyor? Almanya'da bir CEO'su var, Alman bir CEO'su var bunun, ona bir sormuştuk. Bu dedim nasıl çalışıyor abi? Bana dedi ki ellerini nemlendirmek için krem sürüyorsun. Sen bu kremi ellerini yıkamadan önce sürersen ne olur? Bütün çamuru iyice bulaştırmış olursun demişti. Çok basit bir şekilde önce ellerini yıkıyorsun, ondan sonra krem sürüyorsun gibi bir şekilde bana bunu özetlemişti. Fakat işin teknik yanına geldiğin zaman motor çalışırken içinde bir şekilde kurum bir şey birikiyor. Mesela karterin orada da bu yağ bir süre sonra birikebiliyor. Şimdi bunların hepsini oradan temizliyor. Yağı indirdiğin zaman hepsi aşağıya iniyor ve gidiyor. Şimdi 15 dakika kadar bekleyeceğim. Burada rölantide biraz sayacak. 15 dakika sonra içeri alacağız ve bakım yapacağız. Yağı değiştirirken de yine size içeride çekeceğim. Şu an yağ değişimi için karter muhafızıyı söküyoruz. Burada iki tane yağ tapası vardır. Önce ilkini açıyorum. İkinci tapamızı da açıyoruz.
kötü. Kir, pislik, ne varsa, torpidir, pisse hepsi. Yağ filtremizi söküyoruz. Daha getirdim. 4.1 değişiyor diye. Ustam tam 4 litre alıyor manuellerde de. O yüzden şu 1 litreye gerek olmayacak. Onu geri götüreceğim şimdi. Normalde filtresi 3.9 alır. Filtre ile beraber 4 litre yağ kapasitesine sahiptir. Yağ filtremizin kartuşunu yağla dolduruyoruz. Lastiğin kenarlarını yağlamamız gerekiyor. Filtreyi takarken bu lastik kauçuğun dönmemesi için hafif yağlamamız gerekiyor. 26 Nm'yi sıkıyoruz yağ filtresini. Her seferinde yenisinin takılması lazım. Tabii tabii. Her yağ değişiminde tapa pullarını yenilemek gerekiyor. Bakır çünkü onlar eziliyor bir kere eziliyor. Alüminyum conta olduğu için bunlar eziliyor. Evet. Ezildiği için de değiştirmek gerekiyor. Aksi takdirde birkaç kere yağ değişiminden sonra yağ tapasının takıldığı dişlere zarar verir. Değiştirmezseniz. Şey gözükmüyor içinde. Evet. Herhangi bir problem gözükmüyor. İki pro parıltılar durmuyorsa. Evet, durmuyorsa. Sorun yok. Motor sağlıklı demektir. Çalıştırıyoruz. Yağ filtresi bir devir alsın. Devresinden. Tekrardan bir yağ seviyesi kontrolü yapacağız. Yağ çıkıyor. Onun için motoru çalıştırıyoruz. Arka çantada galiba. Adım ön takımdaki kaliper civatalarını ön teker meyinin sonunu kontrol işlemlerini yapacağız. Herhangi sıkıntı çıkmaması adına torkumuzu da kontrol edeceğiz. 45 Nm ile sıkılır.
Kilovat alanımızda 22 Nm ısıtılır. Biraz gevşekmiş galiba. Evet. Bu gevşekmiş. Kontrol etmemizdeki amaç da zaten bu. Gevşek olan vidalarımız varsa kontrollerini sağlamak. Bu kaç Nm? Bu da 65 Nm. Yaklaşık 35 ile 45 milimetre bir esneme payı olması lazım. Zincirimizde biraz gevşeklik var. Değişecek zaten abi o da. Ömrünün evet yaklaşmış. Aşağı indirdik. Bize sürücümüz üzerine oturduğunda tekrar bir zincir ayarı yapacağız. Kontrollerini sağlayacağız. Arka tekerleği de 100 Nm ile sıkıyoruz. Kontrolünü yapacağız. Minimum ve maksimum çizgileridir. Pas olamadan yüzlü zeminde, orta sıralarda motor dik bir şekildeyken kontrol edin. Vidalamıyoruz değil mi? Burada vidalamıyoruz. Yanlış bir şey var. Yok yok vidalamıyoruz. Seviyemiz maksimum seviyeye yakın. İdeal yağ serisi budur. Şu iki çizgi arasında maksimuma doğru olduğu takdirde yağ seviyemiz normaldir. Şu an için normal. Yağın da son kontrolünü yapmış olduk. Şu an bakımın sonuna geldik diyor bu kadar yağ bakımı. Evet. Yağ bakımı da bu kadar geldi. Evet şu an yağ bakımı bitmiş. Peki. Abi eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederim. Size sağ olun. Bir de elektrik aksamlarının kontrolünü yapmalı. Aşağıya indirelim. Ha, daha o bütün, var. Bütün elektrik sistemimiz çalışıyor. Kornamız, sinyallerimiz. Onları da kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü aracımız yola çıkacağı için bu kontrolleri yapmamız gerekiyor. Bu siyah parça da söyleyeyim. Korkuyorum ha. Aha çıktı. Lan kameraya bakamadım korkudan. Abi yok motoru servise verdiysen servisi görmeyeceğim ben bunu anladım. Dur yardım edeyim mi? Yok yok arayı keseceğiz. Deflektör var ya burada. Evet. Şu deflektör çıkmasın diye çift kelepçeyle varmışlar. Onu almamız gerekiyor. Getireyim mi pense? Her böyle her çıtır çıtır ses geldiğinde ben şey oluyorum böyle. Kırıldı. Ya biliyorum biliyorum tırnak çıkıyor da sen bir de bana sor. Kırıldı. Tabii tabii. Ondan kaynaklı. Babam şey demişti. Sen doğarken diyor ben kapıda neler hissettim biliyor musun falan demişti. Çocuğun olunca anlarsın bu ona benziyor şu an. Evet filtrenin durumuna bir bakalım şimdi nasıl bir şey çıkacak.
Ben tutayım sence. Oo, filtrenin hali. Bu tarafı da çekeyim dur. Şimdi bir bakalım dediler, bir kontrol edelim acaba recall var mı? Çünkü bu ABS modüllerinde bir recall gelmiş. Bak da benimki recall olan model. Nisan'da bu tebliğ edilmiş. Tabii şu anda motoru kullanmam için herhangi bir sıkıntı yok bunda. Parça tabii ellerinde olmadığı için sipariş edecekler. İstanbul'a bir bayiye gönderecekler artık parçayı. O da değişecek. Bir de o çıktı yani şimdi başımıza. Ama en azından recall yapılmış. Onlar halledecekler. Zaten hidrolik sıvı sistemini falan ben değiştirecektim. Bu açıldığı zaman motordaki bütün fren hidrolik sıvısı da zaten değişmesi gerekiyormuş. İkisini bir arada aslında halletmiş olacağız gibi de diyebiliriz. Evet, motorun bakım bitti. Ustam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Kazasız belasız. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Umarım sizlerin de bu bakımla alakalı bazı sorularınıza cevap vermiştir. Yetkili servislerde bakım bu şekilde oluyor. Afrika'nın da 24.000 bakımını böylece aradan da çıkartmış olduk. Yükseliş Honda ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Çok biz sağ olun gerçekten. Teşekkür ederiz. Elinize kolunuza sağlık. Tekrardan. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.